Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere evde çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz galeta tarifi hazırladım. Fırından almış olduğunuz galetelerin lezzetini aratmayacak kadar güzel olan bu tarifimin hemen detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Galetemizin hamuru için öncelikle yoğurma kasemin içerisine 1 su bardağı ılık suyumu ve sıvı yağımı ilave ediyorum. Sıvı yağ ve su ilave ettikten sonra 1 paket instant mayamı içerisine ekliyorum. Şimdi de içerisine 1 yemek kaşığı şekerimi ve 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Ve 1 yemek kaşığı da sirkeyi ekleyip tüm bu malzemeyi güzelce bir karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemelerin detaylı bilgisini videomun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra şimdi de hamurumun içerisine 3 su bardağı unu ilave ediyorum. Unu öncesinde bir kaşık yardımıyla, tahta kaşık yardımıyla hamur ağırlaşana kadar karıştırıyorum. Ve sonra yoğurma işlemine elimle devam ediyorum. Galeta hamurumun içerisinde şimdi yavaş yavaş un ilave ederek elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuz sert bir hamur olacak. Bu yüzden unumuzu yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde ilave edelim. Güzelce elimle yoğurduktan sonra hamurumu tezgahıma biraz un serpiştirerek tezgahımın üzerine alıyorum. Ve tezgah üzerinde de güzelce yaklaşık 10 dakika kadar özlü bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam ediyorum. Galeta hamurumun içerisine toplamda 3,5 su bardağı un ilave ettim ve gördüğünüz üzere kıvamı çok güzel bir hamur oldu. Şimdi şöyle yakından da göstermek istiyorum size. Bu sertlikte bir hamur olması yeterli. Şimdi hamurumu hiç bekletmeden ortadan ikiye ayırıyorum. Ben bir kısmını sade galeta olarak yapacağım. Diğer kısmını da ay çekirdekli yapacağım. Hamurumun ortasını açıp ay çekirdeklerini içerisine döküyorum ve sonrasında yoğurarak tüm ay çekirdeklerinin hamura geçmesini sağlıyorum. Sizler elinizde farklı tohumlar varsa onları da ilave edebilirsiniz. Susam da koyabilirsiniz ya da keten tohumu. Onlar da çok güzel yakışacaktır. Galeta hamurlarımız hazır. Şimdi sıra geldi şekil verme işlemine. Bunun için öncelikle hamurumu böyle uzunlamasına bir rulo yapıyorum. Sonra da hamur kesme aparatıyla videoda gördüğünüz şekilde kesiyorum. Kesmiş olduğum bu parçaları da çok büyük olmayacak şekilde böyle elimle yuvarlıyorum ve bu şekilde kenara alıyorum. Yani böyle 10 santim olacak şekilde elimizle yuvarlayıp hamurlarımızı hazırlayalım. Bu hazır olan hamurları da bir servis tabağının içerisine alacağız ve üzerini kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar dinlendireceğiz. Bu arada kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi de sade olan galeta hamurumu elimle güzelce uzatıyorum ve sonrasında yine hamur kesme aparatıyla parçalara ayırıyorum. Çekirdekli galetede yaptığımız gibi yine 10 santim olacak şekilde hamurlarımızı uzatalım ve diğer çekirdekli olan galetelerin yanına yerleştirelim. Şimdi üzerini kapatalım ve bu şekilde 10 dakika kadar hamurlarımızı bekletelim. Dakika dinlendirmiş olduğum galeta hamurlarımdan öncelikle ay çekirdekli olanı böyle parmak uçlarımla uzatarak bir şerit haline getiriyorum. Tüm hamurları aynı işlemi yaparak bu şekilde uzunlamasına şeritler halinde hazırlıyorum. Tüm ay çekirdekli galetelerimi uzunlamasına hazırladım ve sonrasında yağlı kağıt serili olan fırın tepsimin içerisine aralıklı olarak galetelerimi yerleştiriyorum.
Daha önce evinizde galeta tarifini denemediyseniz eğer bu tarifimle mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dışarıda satın aldığınız galetelerin lezzetini ve kıvamını kesinlikle aratmayan çok güzel galeteler oluyor. Şimdi sade olan galeta hamurlarımı da yine parmak uçlarımla uzunlamasına şeritler halinde hazırlıyorum. Ve sonra da hamur kesme aparatıyla bu şekilde dilediğiniz büyüklüklerde keserek sonrasında biraz da böyle elimizle düzelterek yine yağlı kağıt serili olan fırın tepsisine aralıklı olarak diziyoruz. Ben sade olan galeta hamurunu bu boyutta küçük küçük hazırladım. Ama sizler dilerseniz onları da uzun şeritler halinde hazırlayabilirsiniz. Şimdi galeta hamurlarımızı bu şekilde 45-50 dakika kadar tepsi mayası yapıyoruz. Ve tepsi mayası geldikten sonra da üzerine bir fıs fıs yardımıyla su serpiştiriyoruz. Bu püf nokta önemli. Mutlaka üzerine su serpiştirmelisiniz. Eğer evinizde fıs fısınız yoksa bu şekilde bir fırça yardımıyla galetelerin üzerine çok bastırmadan ve mayasını kaçırmadan su sürebilirsiniz. Şimdi su sürmüş olduğum sade galetelerin üzerine ben kavrulmuş susam serpiştiriyorum. Ve bu şekilde artık fırına girmeye hazır. Bu arada fırınımızı 150 derece alt üst fansız ayarda ve alt tabanına ısıya dayanıklı bir kap içerisinde su koyarak pişirme işlemini gerçekleştireceğiz. Yani galetelerimiz buharlı olarak pişecek. Bu çok önemli bir püf noktası. Kesinlikle atlamayın lütfen. Fırın tabanına ısıya dayanıklı bir kap içerisinde suyu koydum ve galetemi yerleştirdim. Ve toplamda 45 dakika boyunca pişirdim. Pişirdikten sonra galetemi fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Ve soğuduktan sonra bu sefer fırınımı 180 derece fanlı ayarda açıyorum ve 5 dakika kadar tüm galetelerimi tekrar pişiriyorum. Bu sayede galeteleriniz daha kıtır kıtır ve fırından aldıklarınız gibi çok lezzetli olacaktır. Galetelerim artık hazır. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şöyle bir tanesini de kırıp size ne kadar kıtır olduğunu göstermek istiyorum. Bu güzel tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videom hakkında varsa sorularınız, görüş ve önerileriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.